Ne yapıyordum? Şu Malenya'nın şu yoluna gitmeye çalışıyordum. Malenya'nın şu yancısı var ya, karakteri dur. Şu. Bu kalsın. Bu kalsın. Bunun yerine ne alabilirim? Pek bunun yerine alacak bir şeyim sanki yok gibi. Bunu alayım. Aa, dur lan, 60 karun var. Bekle, ben bunu şey yapayım da level atlayayım. Kaç gerekiyor? 92. Hani bir tüccar lazım. Ben tüccar bulamıyorum lan oyunda bayağıdır böyle yakınlarda. Bıktım Church of Elleh'tekine gitmekten. Heh, tamam, şuna gidelim biraz. Nerede o malos burada? Böyle tüccara niye malos dedim ki dururken? He, aman sanki duyacak. Sen ne satıyorsun? Inosuke Bracer istemiyoruz. Ya şu item'ları böyle çok kalabalık görmek istemediğim için satıyorum şunları ya. Parasından değil, gıcık oluyorum. Dur, kalan parayı keserek bir şeyler çıkarmak istiyorum. 12K. Döneyim işte geri şeye. Minnak anlamsız bir upgrade basayım. Leonine Misbegotten, gel. Gel gel. Ya öldüreceğim ya sonra, hani birazcık tadını çıkartsın isterim. Hani olsun, birkaç kere öldürdüm desin diye. İşte böyle de merhametliyim. Bunları da öleyim dedim. Ara hura.
92K çıktı bile zaten. Elden Ring bossları çok rörörörö. Aynen, para çıktı da ben bu Leon aynı bir keseceğim şimdi hani. Gıcık oldum çünkü ben onu kesmek istiyorum bir kere bir. Ama bu parazitler... Ama sıçım Leon aynı devam et ya. Ya sonuçta bir kere ben sonuçta bunları kestim. Kese kese buraya geldim. Şimdi devam. Düşünmem gereken çok ciddi bir sorun var. Dokanak. Bir şey demişti. Strength Dexterity fullledikten sonra ne yapacaksın? Dedim STR fullleyeceğim. Dedi hani bu gereksiz ikinci işlem. Sonra dediler ki gel şu an 40 hani olur da 59 level'lık kasılırsam o zaman niye vereceğim? İşte o zaman işler değişiyor. Ona da kıl bir cevap verdim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim stat. Hani bu statlerle oyunu bitireceğim yeter. Şimdi şu aptalları atlaması biraz zor geliyor bana. Şimdi boss'a geldik. No hit kasmasam mı diye düşünüyorum ben aslında şu an. Bilmiyorum ya. Yedik bile sopayı. Dur bir savaşayım ben bundan. Neyse. Yol çok can sıkıcı ya. Çok can sıkıcı. Oğlum koluma şey takıldı. Yalnız bildiğin tam şeymiş gibi takıldı. Aa. Neden? Abi siktir.
çek. Ben niye kıyafetli geziyorum ya? Kimi içem, kıyafetimi çıkaram. Ya senin ben zamanlamanı bir öğrenemedim ya. Boss'a girip çek yemek için ne uğraşıyoruz ya? Ya baya baya bir geç vuruyormuş. Kanka, bütün bu yol senden tek yemeğe geldim. Hadi bakalım. Güzel vurdum lan. Ya olmadı.
Çok da iyi gidiyordum. Kanka öldür olmadı. Ama evet, şaşırtıcı biçimde iyi oldu. O salak pıtırak ışıklarını yedim değil mi ben? Öyle oldu. Şu an oyun patlamış olabilir. Evet. Window modda şu aşağı alınca bazen takılıyor, donuyor falan filan oluyor. Şu çift şövalyeye bir gitsem mi ya? Neyse, beklesin onlar. Şimdi gidip gereksiz kan dökmek istemiyorum. Çadırı camanı. Ki fethimi çıkardım. Kavikimi içtim. Bok evlat ya. Ya. Şu aşağıdan gideyim ya. Aptal şey görüyor bizi. Sağdaki büyücü. Ya senin bu büyü atma zamanı sikeyim ben ya. Ah ulan, az önce boss'u yeniyordum, ne güzel ya. Ya şu an ben boss'u yendiğim için değil, şu yoldan kurtulduğum için sevineceğim. Kanka dur, pardon. Bu oradan görüp summonlıyor muydu bunu? Kafasız. Beni dinleyin kelekler. Ben buraya esir almaya değil, ölmeye geldim. Çok da iyi yaparım, o konuda iddialıyım. Yol hero'dan daha zor bana. Hero diyorum. Ya boksa işte. Gel oynayak. Gel.
Gel, gel. Sürpriz yaptı bana. Güzel. Bunu da öğrendim. Yol ya şu yol ya of ya. Şimdi full fokus oynayıp şu salağa geçip şu yoldan kurtulmam lazım ya. Öldüm. Loretta, sizce kadın mı bu? O aptal hayalet sümüğe gözükmeden nasıl geçeceğim ben ya? Böyle çakma lapras. O atlarken zıplamaya korkuyorum. Şimdi atıyor ya büyü falan filan. Daha çok havada kalacağım için yerim diye düşünüyorum. Buradan atlarsam ölüm. Dene anasını satayım. En fazla ölürsün ya. Bir tık daha zorlasam galiba atlanıyor da bana bir faydası olmuyor bu işin. Şimdi ben bu Lorette'yi iki kere şey yaptım, yandım. İkisinde de şey, o hışıklı mışıklı bokunu attı. Bunlarda da hışı ölüyorum. Yayınlarda kimse yok değil mi? Yok. Ben aşağıdan gidiyorum ya. Yukarıdayken dayanamıyorum, atlıyorum. Sonra geri zekalı gibi ölüyorum. Hayret, kurtuldum. Son aşama Loretta. Night of the Helic. Aferin Volkan. İşte aç gözü iki tane vurayım dedim. E bitmiyor, ne yapayım anası, oynuyoruz işte. Bitecek, bitecek elbet. Bir gün bitecek biliyorsun. Bana şeyi söyle. Bunu kestikten sonra ben Malenia'ya gidiyor muyum artık? Malenia'ya ne kadar var? İyi. Ya öf. Nefret ediyorum şunlardan ya. Ya büyücüdür diyorum, gidip vurayım diyorum.
Hayvan gibi canı var. Elinde de kocaman sopa var. Bu ne biçim büyücü ya? Bir tane Stake of America dikemiyorlar boss'un önüne. İşte oyuncuyu böyle cezalandıralım. Tamam, bundan böyle geçeceğim. 3333 ürün. Bıktım sizlerden. Bıktım, 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 bıktım. Ya kaç tane atacaksın ya? Ya ama al ya. Daha hiç düz vuruşuna ölmüşlüğüm yok. Hep salak RGB bokları yiyorum. Gerçi bu B direkt. Ya şurayı görmekten midem bulanıyor ya. Ya bu salak bok sümükte ta nereden görüyor? Öldüm değil mi? Öldüm. Hayret. Şu an sırf hani o tepeye çıkıp da şey merdivende tırmanmıyorum diye seviniyorum ben şu an. Güle güle. Geldi hoplak. Ya ben bıktım şu ışıkları yemekten ya, vallahi ya. O ışıkları yemekten bıktım. Düz vuruşunu yemiyorum karakterin hiç. Ya bir de çok biraz gıcık ya, böyle belli olmuyor bazen şu arka tarafta, arka planda mavi, işte pezenekler bilerek yapmışlar belli. Mavi arka plan koyalım. Mavi hafif belirgin olmayan ışıklı büyüye attıralım. Küfür yiyelim. Şükür ya. Nihayet silahından hasar aldım.
Sevindiğim şeye bak. Last of Us. Niye ki? Ya şu yolda ölmek çok canımı sıkıyor ya. Yollar, uzun yollar. Ben sırf bu yüzden pes edip gitmediğim bir tane boss var. Sırf yol yüzünden adamı varamıyorum diye. Radan. Ben onunla savaşmam. Ben bunu kesemem dediğim tek boss Radan. Bu firmalar bir de mal mal şey yapıyorlar ya. Oyunun remake'ini çıkarıyorlar. Aynı isimle yayınlıyorlar. Modern Warfare'mış. Modern Warfare 2'ymiş. Çok mu zor köşesine bir yerine remake bir şey yazmak? Logo aynı, isim birebir aynı. Hadi Loretta geber bu sefer. Işığı nasıl çek? Ya ben öyle ben yeni oyunlara kapalı bir adam. Ben bir oyuna başlamam için hani çok sıra dışı bir şey olması lazım oyunun. Ne kadar güzel, iyi, muhteşem olduğuyla ilgilenmiyorum. Sekiro'm kaldı. Sekiro çok güzel gidiyordu. Benim için sıra dışı bir konseptti. Arkadaki öldürdü. Ben hiç umurumda değil, ben tam tersi. Ben hala 20 senelik oyunlarımı oynuyorum ve mutluyum. Elden Ring benim şöyle sıra dışıydı. Yani zorluğuyla methedilen bir oyun serisinin açık dünya olarak yapılmış bir oyunu. Benim için ilgi çekici. Mikro ödeme olacak mı? Diablo 2'den sonra Diablo 3 benim için hayvan gibi hayal kırıklığıydı. O hack and slash açlığımı benim Torchlight 2 dindirdi hayvan gibi. Sonra Torchlight 3 çıktı, o da bok gibi. Ha, kozmetik olsun canım. Torchlight 3 gizli mobil oyun. Öyle diyorlar. Hani PC'ye gizlenmiş mobil oyun gibi.
Torchlight 2 muhteşemdi. İşte izinden gitti. Diablo 2 muhteşemdi. Torchlight 2 ben de muhteşem olacağım. Diablo 3 bok gibi. Hadi ben de bok gibi olayım. Işığın batsın ya. Işıklı. Path of Exile de güzel. Acele ettim. Diablo 2 de benim zamanında Diablo 2 expansion'ı çıktığı zamanlar. Çok 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 eskiden ladder karakterim vardı. Dead Space ilk defa duyuyorum. Level 82 ladder necromancer'ım ölmüştü. Act 2'de çömleğe tekme atmıştım. İçinden tuzak çıkmıştı, ölmüştüm. Level 82 ladder necromancer. Ya korku oyunlarında ya birkaç tane oynadım. Bir tek şey benim birazcık ilgimi çekmişti ya. Outlast. Bak onu da ikincisini beğenmedim. İkincisinde açık alanlar çoktu ya. Böyle bir açık alan olduktan sonra o gerilim faktörü biraz azaldı benim için. Bir öyle değil. Hani klostrofobiyan falan filan yok. Mesele o değil. Hani açık dünya olduktan sonra böyle bir açık alan falan, o korku faktörü, gerilim benim için azaldı. Birincide hep sıkışıksın ya kapalı ortamda. Böyle rahat rahat bir yerlere gidemiyorsun. Şey güzeldi. O da çok bir sandbox oyundu o da ya. Forest. O savaş sistemi, yaratıklar falan filan çok bir sandbox olunca sevmiyorum. İyi canım. Biraz hopla şimdi istediğin kadar. Var mıydı bunun böyle hızlı hareketi ya? Birkaç dönem önce kesmiştim ya, en başta bir hasar aldım bir kere şu ışıktan. Oynadım dümdüz. O yüzden ilk hasar aldığımda direkt salıyorum aslında, direkt ölüyorum. Dedim nasıl hasar aldım bir dene dedim. Abi kesiyordum, minnacık canı kaldı bıraktım. Bilerek öldüm. Starfield şey mi? Bethesda'nın şu uzay konseptli RPG. Ben hala Skyrim oynarım diyorsan benim hayvan gibi Skyrim modum var. Öyle Translate falan filan ya da öyle minor bir şey değil. Bilin huge overhaul modum var. Ekonomi tabanlı gameplay overhaul.
Volrim. Ya bir Malenia'ya gidip 1.000 kere öleceğim diye bu çileyi çekmek can sıkıcı ya. Of of öldü ki de. Bir de belli bir süre sonra ben daha da kötü oynamaya başlıyorum. En iyi denemelerim ilk birkaç deneme oluyor. Sonra artık bok oluyor. Keşke ölüp ölüp şunu hemen şu kapının önünden gidebilsem. Boya B'ye M 100 bine bir şey. Bayağı bir ucuzlandık bir şey. Ya fiyatına göre çok iyi bir şey. Boya B'ye M 1 galiba. Oradan nasıl yedim lan ben onu? Yok, şurada gizli bir geçit falan filan böyle giriyorsun, ışınlanıyorsun şu bölgeye. Ama yeter ya. Bayağı bir araştırdım ben bu boyayı. İlk bir küçümsedim fiyatını gördüm de dedim bu ne lan hani ne kadar iyi olabilir. Sonuç itibariyle şöyle bir ücreti vardı. Riske alabileceğim bir miktardı ve benim mevcut mikrofondan kat kat iyi olacağı kesin diye 15-20 liralık. Pardon şey kamera mikrofonunu kullanıyordum da ilk yayınlarımda. O da böyle pek iyi değildi. Daha boss'un ikinci fazına geleceğim, o hareketleri öğreneceğim falan. No hit kasmasaydım aslında ben şu an çoktan geçmiştim buraya. Ben bilmiyorum. Ben de C şu an kameranın markasını bilmiyorum. Logitech bilmem ne. Çok eski kameram var benim. Harahura ya. Dur biraz hoplayıp zıplayayım. Yetenek de var ya, sıkıldıkça değiştiriyorum. Biraz da hoplidik hoplidik. Diğer katanayı da geçtiriyorum. Az kaldı. Ben hani dual katanı muhtemelen kullanacağım ya. Bakacağım. O benim gizli silahım. Gerçekten böyle çok bunalırsam hani abi yeter artık bana daha fazla güç gerekiyor dersem dual uçi katanı kullanacağım. Hani yasak değil. Kurallarımda öyle bir şey yok. Millet söylüyor da zaten niye dual kullanmıyorsun diye. Benim kullanacağım. Kiralar kaç vardır acaba burada?
Ya başladık yine. Yapma Volkan. Neyse yırttık. Beş buçukta zaten salmam lazım. Hatta dört buçukta. Ya yok, ben kendi şeyimi seviyorum ya. Bu başlangıç default halini seviyorum ben Sidan. Şu boss'la savaşırken acaba yarısında boss ölmüş müdür? Onu merak ediyorum. Tekel silahlarla ne çirkin koşuyormuş lan karakter, yani tek elde tutarken. Kadın sopa tutuyormuş gibi koşuyor. Estetikten yoksun. Yaparlar muhtemelen. Ya da konuşuyorlar. Zaten bu kadar başarılı olduktan sonra yaparlar. Bakayım DLC'ye ben bitirebileceğim mi oyunu? Ben onu merak ediyorum. Ama en çok sinir olduğum, gerildiğim yer de şurası. Büyücüler derken oraya da varamadık ya. Bakalım 130 olmuştur. %64. Dört saat sonra işte bir hafta oluyor. Miyazaki ile konuşsak. Miyazaki, abi bir update getir. Ne olur şuraya bir tane stake koy. Her ölümü 5 ölüm sayacağım. Yeter ki oradan başlayayım ya. İlgilenmiyor ki, keyif aldık eğlendikten sonra. Girdiğine bir yerlerimize bir şeyler. İki kere üst üste boss'la savaşamadım ben, değil mi? Ya valla önünde başlayayım, her ölüm 5 ölüm sayayım ya. Ben şimdi önü tekrar başlarsam ne yapacağım? Bu arada kurallarımda şey yapabilirdim ben ya. Bu kurallarımı sadece bosslarda geçerli kılabilirdim. En azından sıçtım şu açık dünyasında özgürce takılsaydım. Aa. Ben bir daha baştan başladığımda ne yapacağım merak ediyorum zaten. İkinci defa bir tekrar başlamayı düşünüyorum da. O kesin zaten, söyledim millete. Ne yapacağım? İkincisini belki relax kafayla oynarım ya hani. Yine ölüm sayıcı olur da biraz rahat takılırım.
Hani bitirmeyi oynarım. Şu yukarıdan atlayayım bari ya. Şimdi o aptal yaratık da zorlaştı bana. Altı denemede bir kere geliyorum. Şu heykellerin olayı ne acaba? Hoş geldin Ali. Ali bu akşamki oyunda yokum. Yazdım zaten. Hani oynayıp atarsanız yani 4 kişi replay'i ben girerim o setlere. Bunun üçüncüsü var mıydı lan? Bu ikinci fazında mı şey yapıyor acaba? Diğer saldırıyı. Çünkü iki tane yapıp bırakıyordu. Ben yine vurmayı deneyeceğim. Daha erkenden vurup erkenden yuvarlanacağım. Ya Tinnitus işte Ali, başka bir yere daha gidiyorum bir umutla. Hala geçmeyen sıkıntım işte. Öyle mi? Bakacağız artık Ali. Bakacağız işte, hele bir varalım da bunu geçmek zorundayım, işte bu sınavı vermek zorundayım. Aferin Volkan. Çok uzun süredir öyle Ali. Umurumda değil ki tek olup olmaması. Salıyorum hasar alınca. Rüzgar esse, çarpsa rüzgar bana. Çakıl taşı düşse üstüme, hasar alınca bırakıyorum. Geldi oblak.
Abi görmüyorum, kaçırıyorum. Mavi arka plan. Bu ne? Bu hareket neydi? Yok. Ben dümdüz çelik. Katana. Ya var da ben kullanmıyorum o şeylerini. Ne gerek var şu 160 saat böyle oynamışım. Kural mı değiştireyim 160 saat? Yani mümkün değil. Ya bu şekilde bitiririm ya da pes ederim. Bilmiyorum. Oyunun en iyi katana sayacakları şey biliyorum. Nereden alacağımı da biliyorum da istemiyorum. Save dosyasından. İkisinden de. Al aldık hasar. Dur bari deneyeyim bir. Tamam denedim. Yani kural değişikliği yasak, öyle bir şey yok. Ben kural değiştirmem. Yok yani bir kural koyarım. O kuralla ya oyunu bitiririm ya da o oynadığım o save'i bırakırım. Hani kural değiştireceksem baştan başlarım ki istemiyorum öyle bir şey. Ben çünkü hala kendi aptallığımdan öldüğüm farkındayım. Kurallardan değil. Bak bir şeyi yapabileceğimi bilip yapamayınca ben sinirleniyorum. Bunun kuralla alakası yok. Hit point'le, canla, hasarla hiçbir şeyle alakası yok. O saldırı gelirken space'e basmayı öğreneceksin. Hiçbir şey fark etmez Lali. Hiçbir şey. En başta çünkü normal dümdüz güçlü oynayacağım. O bosslar bana hiç zorluk çıkarmayacak ki. Takır tukur döveceğim. Ondan sonra challenge yaptığımda ben o boss'a gelme hiç bilgiye sahip olmayacağım ki.
Tamamdır. Geldim, pardon. Salı günü de başka bir hastane, başka bir randevu. Salı günü de Cerrahpaşa'dayım. Bugün Medient. Aman oğlum var ya, sağlığı sakın atlamayın. Vallahi var ya. Şimdi dur, bu pezevenk yeni bir hareket yaptı. Tabii canım. Hastanede buluşuyoruz. Bak bak, onu da ilk defa görüyorum. Işığı nasıl sıçayım ya? Yeter. Yok. Muhtemelen anası kullanmıyor bölgede, bakayım. Aynen. Kullanmasın zaten.
Bak ya. Öyle işte. Alalım mı sana bir tane? Vuracak mı? Aha! Yeni hareket. O ne? Daha fazla ışık hançeri ve daha fazla büyü. Yedim hasar. Şimdi hani bu ikinci ışıklı şeyinden kurtulmak lazım. Ay anan. O ikinci ışıklardan kurtulmak lazım. Çok fazla ışık var. O skill'i iki kere yapıyor. Ay size komik gelebilir de ben bayağı alıştım. O skill'i iki kere yapıyor. İlkindeki ışıklar zaten biraz beni geriyorken şimdi iki kat oldu onlar. Üstüne bir de kendisi de atıyor. Öyle öyle onlar terbiyesiz, onlar devam ediyor vurmaya. Ölüye saygı sıfır. Güle güle. Hayda. 7 kasar. Yalnız at hani öyle her bölgede at kullanamıyorsun. Yasaklı bölgeler var. Ona serbest. Hala geliyor sapık. Ya
Ya zevk alıyorsa sorun yok. Çağımızın mottosu, hak da veriyorum. Ne şekilde zevk alıyorsa öyle oynasın. Hemen geliyorum. Saçma. Ha. Ya zaten oyunun bütün elementlerini, yani oyunda sana sunulan her şeyi kullanınca oyun şey kolay. Geldik yine Işıklı'ya. Hadi. Kurtulmak istiyorum bundan Ali. Abomination birkaç gündür alınmıyor. Rate'i düşürmek istemiyorlardır. 4-0 ya. Bakayım, bugün ben yokken millet oynayacak, ben onu merak ediyorum. Tamam Jeff, işte ekran kartın kaç yıllık ekran kartı? Onu söyle önce. Öyle çok bozulmak için de pek bir süre değil, 3 yıl, evet. Sorun ne? Hani bozuldu kesin mi?
Bu da olmaz ama ya. Dur bari deneyeyim. Düz bura bura. O ikisini aynı anda yaparsa ben nasıl kurtulacağım? Çıkarırlar, evet. Vallahi çıkarırlar. Şimdi bu adam hem o yayını çektiğinde hem de o salak sikik ışıklı kılıçlar altında ben nasıl kurtulacağım? Birisi için bekleyip yuvarlanmam gerekiyor. Öteki için hızlıca yuvarlanmam gerekiyor. Doğru, öyle hani tanımadığım bilgisayarcıya da mümkün değil gitme. Hırsız gerçekten çok var o piyasada, çok. O RAM çalınmalar falan, onlar şehir efsanesi değil. Tamamen gerçek. Ali biz nasıl keseceğiz bu oku? Bir süre sonra artık şeye geçeceğim. Çift katanaya. Ekran kartını bildiğin görmüyor yani. Şimdi Ali, ilk soru. Başka bir bilgisayara takıp denediniz mi o ekran kartını? Onda da mı görmüyor? Ay. Tamam, iki bilgisayarda da görmüyor. Ekran kartım bozulmuş ol. Ha. Laptopu açıp bir şekilde onu şey yapmayı denediniz mi? O zaman sorunun kaynağını bulmak bayağı bir zor olacak. Hadi kodlamada, bilgisayarda da temel kural budur. Sen şey hatırlamıyorsun, ben işlemci satın aldığım zaman işlemci bozuk çıkmış, sıfır işlemci. Neden? Çünkü çok küçük bir ihtimaldi. O ihtimali pek görmedik biz. Sonra bir baktık, gerçekten de sıfır işlemci bozuk. Yani bir şeyi bir ya da iki cihazla daha denemeden hiçbir şeyin garantisini veremeyiz. Ara hura. Ya tabii stamina'nın düşük olması da benim için oyunu o kadar zorluyor ki. Çünkü şu zıplama power ataklar falan çok stamina yiyor. Vallahi yapacağın ilk şey yani bu kadar şeyden sonra laptopun içini açıp ekran kartı gerçekten yuvasından mı kaymış? Onu teyit etmek en temel şeylerden biri. Benim oyun tarzım için asıl vermem gereken stat sistemineymiş bu arada. Onu fark ettim. Böyle bir savaşın dibinde boss'tan uzaklaşmadan çalışmayı seviyorum. Ama stamina bittiği için yapamıyorum. Onu gerçekten bilen biri açsın Ali laptopun için, evet. Kork yani.
What? Elbette biliyorum. Gel bir ara bana işte. Daha önce de çağırdım. Modelini at ama. Bazı modeller gerçekten çok pislik. Hani kasıtlı olan, hani servise bağımlı bazı modeller. Kadıköy'deydim. Çok yakın oynayacağım bu sefer buna. Oğlum ben Başakşehir neresi olduğunu doğru düzgün bilmiyorum. Haritasında gösteremem sana Başakşehir neresiyse. Ulan isim benzerliği desek, hani büyük çekmece, küçük çekmece falan desek de Başakşehir, Kadıköy. Tamam. İyi var artık en azından şu salaklardan nasıl kaçacağımı öğrendim. Ben yine bir hara hura yakın oynayacağım. Bak, steminam bitti. Şimdi deneyelim bakalım bu halde. Vallahi benim asıl vermem gereken stamina köküne kadar şeymiş. Staminaymış. Asıl vermem gereken şey. Çünkü uzaklaşıp savaşı soğutmayı da seven bir adam değilim. Bakın değişik ne kullanabilirim başka? Dur ya bir şu bir çift katanı bir deneyeyim bakalım ya. Nasıl kullanacağım bile doğru düzgün bilmiyorum da bakacağım. Ya da darlanıp ben bunu hani no hit geçmeyeceğim ya. Zaten bir şey değil mi? Daha da ilgi çekici, dikkat çekici bir şey olacak muhtemelen öyle bir şey yaparsam. O tabloda no hit yazıyor onlar. Ulan diyecekler adam bunları bu onunu da no hit yenmiş. Bunu nasıl no hit yenememiş diye düşünecekler. Şimdi deneyeyim bakayım şu ikinci kılıcı. Oldu mu? Heh. Şimdi nasıl oynuyoruz bundan?
Çok tuhaf geldi böyle çift dual katana oynamak. Ama zaten şey amacım şeydi başından beri ben ikinci katanayı bulduğumda kendi kendime o gün direkt demiştim ben dual kullanırım. Ya dual kullanmak zaten istiyordum da başta kuralları şey yazdım. Uchi katana dışında silah kullanmayacağım diye. Ha, baktım ikinci de çıktı. Millet de dedi abi niye kullanmıyorsun? Sık sık yapılan bir şey. Öyle one hand katana pek kullanan yok dediler. Haydi bakalım deniyoruz. Neyi fark edecek? Gerçi biri artı 25, öteki artı 20 kaldı. Anca bu kadar geçtirebildim. Şişmiş ama verdim hasar. Oha. Çok fazla vuruyor oğlum. Şaşırdım. Sevdim bu işi. Ben bunu başka daha geliştirmek için ne gerek? Neyse bakarım sonra dur. Ama yok ya ben kendi bildiğim yola şu an devam edeceğim. Ya dur bakayım bunu artı 25 yapmam için ne gerekiyor? Ha, 7 mi gerekiyor? Dur bakalım. Tamamdır, iyi oyunlar. Görüşürüz. İki tane simitsin, sonra artı 8 gerekiyor. Bu dükkan işime yaramıyor. The pursuit of knowledge, thus, perhaps, is to say, what do you think? There are four more Damikala of the Hale, his twin, Maluna Princess Rani, and Rani is said to have saw here if you should all trade. We both as such. Ah, I'd expect to fail. But I suppose. Ah, the information. A secret. You are a true.
O zaman bir 100k yapayım da bir level daha atlayayım. Sattım çünkü şeyleri zaten. Aa, şey yaptım, yanlış. Diğer yeteneği kullandım. Warcry da işe yaradı. Bağırdım, geri uçtu. Bir dur, katanalı vurayım. Yallah. Dakika sonra çıkıyorum arkadaşlar. Yalan. Sen değil. Hadi bakalım son deneyişlerim. Standart halime döneyim. Bu arada arkadaşlar şu Duel Katana'yı gördükten sonra şu an tek kullanmanın mantıksız olduğunu farkındayım da kendime hedef belirliyorum. Bu boss'u kestikten sonra artık Duel Katana'ya geçiyorum.
Geldik yine hopla. Sonra gözümü senden hiç ayırmayacağım. İşte bu olmuyor abi. Bu ikisini aynı anda yapma, ben bunu savuşturamıyorum. Hem yay hem o şey, onları bir savuşturabilmem lazım. Direkt yaklaşılamaz aslında. Öyle bir şey denemedim de deneyebilirim. İkincisi de geliyormuş ha. Şunu yaptığında dalayım çünkü açık veriyor. Aa! 5466, 5470'te çıkıyorum. Hara hura. Sonuç deneyişim.
İyi hadi öyle olsun. JF'ye oynar mısın? Tamam gitti biri kaldı 3. JF'yi beklerim. Kendi lig sistemimi de yarattım. Yani kendim elle not alıyorum da. Sonuçta evet elle sistemim var. Sağlık olsun ne yapalım. Şu an zaten Elo sisteminde bakın 14 tane oyuncum var topu topu. Ona da şükür. Doğaldır canım. Sorun yok. Bazı insanlar eski oyun oynamıyor net bir şekilde. Ya ben de bu kuralını kırmış 2-3 kişi var. Bir de diyor abi LoL'ü zaten hep oynuyorum. LoL'de de bir de zaten şey yapıyorum. Geriliyorum diyor. Ben LoL'de eğlenmiyorum artık diyor. Sinir, küfür, kıyamet. Burada en azından oyunu geliştiriyorum. Geliştiriyordan kasıt şu. Doğal olarak hani önerileri çok dikkate alıyorum. Çok hızlı da bitiyor. Gidip öyle çatır çatır combo yapamıyorsun. Oha. Hiç yemeyeceğim şeyi yedim. İki mi kaldı? JF ben hala yayınlarda oynamaya başlamadım da. Galiba birkaç gün artık yayınlarda da oynamaya başlayacağım. Oluyor canım. Yaptığında hareket... Hay hemen. Çatır çatır sistemini yiyor hareketler. Adamın yanına gidip bir tane hava zıplayıp bir tane düz vurayım diyorsun. Stamina bitiyor. Adam hareket yapmaya çalışırken yuvarlanamıyorsun bittiği için. Hadi son iki denişim. Ben stamina'dan dolayı, stamina'sızlıktan dolayı çok fazla öldüm. Ya ne gereği var ki şu an onlarla uğraşmamın? Ney? Yok, kurallara aykırı bir şey yapmıyorum ki. Kurallarda şey yazmıyor ki. Karşıma çıkan herkesi öldüreceğim yazmıyor ki. Şu an tamamen vakit kaybı bunlar. Hadi son denişim kaçıyorum. Ben zaten öfkeliyim bu boss dirilme yerim çok uzakta diye. Ta buradan koşturuyorum. Şu an son denişim. Ya sorma bazı yerler böyle çok kötü ya. Benim zaten boss bit bak sırf bu mesafe yüzünden bir tane boss var. Ben bu boss'u kesemem dedim, pes ettim. Boss'un yanına varamıyorum. Haydi bakalım.
Çıkmaya hazırlanıyorum. Gerizekalı. Hadi güle güle.